Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla, destekleriyle, sevgileriyle ve size selamlarıyla hazırladığım videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2 Aralık Cuma. Bu arada arkadaşlar, yeni tişörtüm nasıl acaba? Feneryum'un yeni şeyinden, ne derler ona, kreasyonundan mı diyeyim? Feneryum gittikçe günden güne kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Hani görün, bakın bakın, Mustafa hocamız da bir şeyler alıyormuş Feneryum'dan deyip de özenin, siz de alın. Feneryum bu arada Almanya'da bir şube açacağını da açıkladı. O açıdan gurbette yaşayan, yani gurbetçi kardeşlerimizin de sevinçli olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu: ya hep Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyorlardı. Türkiye'den almak zorunda kalıyorlardı ürünleri. Tamam, Türkiye'de fiyatlar nispeten Avrupa'ya göre daha mantıklı ama onların da orada canı çekiyordu bazı şeyleri. Şimdi daha çabuk ulaşabilecekler. Çok uzattık. Hemen gelişmelere başlayalım sevgili arkadaşlar. Jorge Jesus'tan stoper için özel telefon. Şimdi Fenerbahçe'mizin Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus stoper için istediği bir isme, o da kim? William Rocha'ya bizzat telefon açmış. Yani haber bu şekilde. Ben haberin yalancısıyım. Dünya Kupası arasında çalışmalar sürdüren Sarı Lacivertler'de teknik direktör Jesus'un isteği üzerine transferde harekete geçildi. Çoğu zaman üçlü defans kurgusunu tercih eden Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus sık sık rotasyon yaptığı için stoper takviyesi istedi. Burada sevinçli bir haber var. Mutlu bir haber var. Luan Perez ve Gustavo Henrique dün idmanın tamamında takımla çalıştı. Tamamında. Evet, yanlış duymadınız. İdmanın tamamında Gustavo Henrique de, Luan Perez de takımla tamamen çalıştılar. O açıdan da sevinçli bir olay oldu. Biliyorsunuz Perez, Salah ile sol stoperi Fenerbahçe tamamladı. Sağ stoper için ise William Rocha'yı bizzat arayarak durumunu sordu diyor haberde. Portekiz liginden de oyuncuyu tanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı. 1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro. CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Aynı zamanda Fenerbahçe 13 yaşındaki Kırgız yeteneği de transfer etti. Nasıl 13 yaşındaysa? Ben de Amerikan başkanıyım 13 yaşındaysa. 13 yaşındaki Kırgız futbolcu Nurkan Samatbekov'u, hocam Bekov diyor, Bek diyor. Savunma oyuncusu değil mi? Hayır ya, Beko diye alındı. İçinde Beko geçiyor adam çocuğun adında diye alındı. Samatbekov'u renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde altyapıya Paris Young Lee'yi transfer etmiştik. Hatırlıyorsanız kaleci olarak. Şimdi de bu ismi transfer ettik. Fiziğiyle herkesi şok etti 13 yaşındaki Kırgız futbolcu diyor. Zaten birçok kişi inanmaz, muhtemelen kemik yaşı ölçümü falan filan olur. Bu arada 6 ay önce gelmiş. Futbolcu U15 takımına 6 ay önce 2009 doğumlu Nurkan Samatbekov'u transfer edilmiş. Yani diyor, ortaya çıkmış Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu. 13 yaşındaki futbolcu fiziğiyle maşallah dedirtiyor. Antrenmanlara çıkarmaya başlandı. Lisansı çıkarılana kadar U15'te forma giyecek. Lisansı çıkarıldıktan sonra A takımla bile idmana çıkar. Öyle bir çocuk diyorlar. Hadi hayırlısı bakalım. Hocam peki özel telefon sonucundan olmuş? Ben bilmiyorum, haberde böyle söylüyor. Benim bilgime göre bir telefon yok. Hatta ben şunu söyleyeyim. Benim bilgime göre aşağı taraflardan isimlerle görüşülüyor. Hep aşağı taraflardan. Hiç yukarı taraflarla görüşülmüyor. Fenerbahçe'ye Hollanda'dan 19'luk sol bek. Arkadaşlar, normalde ben ne yaparım? Bir duyum verirken, haber verirken işte külliyen yalan falan filan derim. Külliyen doğru. Nasıl ya? Külliyen doğru. Kap vereyim mi? Yok, kap verme. Son dakika ver. Yok, ekranı kaplama aşağıda. Külliyen doğru bu duyum. Genç oyunculara yatırım yapmaya sürdüren Fenerbahçe, Roda'da forma giyen 19 yaşındaki sol bek Ali Barak'ı gündemine aldı. Arkadaşlar, yanlış duymadınız. Evet, Ali Barak ismi, külliyen doğru. Bir tane lakemiz vardı. Sen de başımıza anti lake çıktın. Yok, anti lake falan değil. Açık açık söylüyorum arkadaşlar.
Şimdi kontratı sezon sonunda bitiyor. Kulübüyle yaptığı pazarlıklardan sonuç alamamış ve bonservis olarak Fenerbahçe almaya çalışacak. Sol bek dışında sol önde de oynayabiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyebiliyor. Şimdi oyuncunun profili muhtemelen siz de incelemişsinizdir. Yeni transfer yazıyor hocam. 11 Temmuz 2022, 30 Haziran 2023. Bir seneliğine alınmış, bu nasıl iş? Oyuncu Almanya doğumlu. 26 Şubat 2003 doğumlu. 19 yaşında 20 olacak. Ve bu sezon çıktığı maç sayısı 5. 5 maçta 200 dakika oynamış. Yani alt ligde oynamış, U21'de falan oynamış. Gördüğümüz kadarıyla çok fazla süre alamamış. Zaten deneme amaçlı alınmıştır. Utrecht her altyapısından çıkmış. Leverkusen altyapısına, oradan da Leverkusen U19'undan transfer etmiş orada. Hayırlısı olsun ama bu çocukla görüşmeyi doğruluyorum. Bu çocukla transfer detaylarını doğruluyorum arkadaşlar. Bildiğiniz, evet, kütür kütür doğruluyorum. Normalde benim yalanlamam lazımdı. Peki hocam, alırsak Türk milli takımında mı oynayacak? Türk mü sayılacak? Yok, İsrailli sayılacak. Manyak mısınız? Tabii Türk sayılacak. Fenerbahçe'den Memphis Depay için girişim. Fenerbahçe Depay'a kalkmış. Yok hocam, Depay'a kalkmış o. Tamam, reyleri söyleyemesin. Barcelona'dan ayrılmak isteyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay için nabız yoklamaya başlamışız. Biliyorsunuz Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jesus, Galatasaray'ın resmi hesabından yalanladığı yıldız futbolcu için girişimlere başlamış. Galatasaray'a ilgilenmiyoruz açıklaması yapmış ama Fenerbahçe kapıları açmış. Depay, Barcelona sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin devre arasında ayrılığına izin vermiş. Katalan temsilcisi oyuncu için 5 milyon euro talep ediyor demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Barcelona gitmesini gözüne kestirirse 5 bile istemiyordur. Onu da söyleyeyim. Yani Galatasaray yalanlamış. Ali Koç yol haritasını belirlemiş. Şimdi Depay ismi Fenerbahçe taraftarları son derece heyecanlandır diyor. Ve taraftar diyor ki gelirse şampiyon yapar. Ya bir futbolcu gelince şampiyon yapmaz ya da gidince şampiyonluk kaçmaz ama tabii ki de önemli bir isim. Ben şunu söyleyeyim. Ben ihtimal vermiyorum ya Depay'a. Yani hocam gene açtın şey modunu, yalanlama modunu. Ben ihtimal vermiyorum. Ay, görüşme herhangi bir detay gelse, şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Depay ile ilgili bir detay gelse bana mutlaka haberi gelir. Hadi beni geçtim. Birçok kişiye gelir ya. Yani birçok kişiye duyumu gelir. Çünkü basit bir isimden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Başka bakalım arkadaşlar. Stoper araçlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni aday Fatih Aksoy. Ha, çok şükür. Şimdi doğru isimlere doğru yönelmeye başladınız. Alanyasporlu Fatih Aksoy. Şimdi Fenerbahçe'nin bir özelliği vardır. Fenerbahçe bir futbolcuyu almak isteyince gider takımıyla hazırlık maçı yapar. Biliyorsunuz 7 ve 10 Aralık'ta hazırlık maçları açıklanmış. 2 tane hazırlık maçı. Bir arkadaş demişti sanki de, neyse, o arkadaşın dediği gibi olmuş. Bir tanesi İtalyan takımı Salernitana çıkmış. Ya hayret ettim, öbürü de Alanyaspor çıkmış. İlginç. Tabii MHYB köşesinde neler neler oldu da diğer videolarda konuşuruz, şimdi ukalalık yapmayalım. Ya uzun lafın kısası. Jesus stoper istiyor. Samet Akaydın'ı almaya çalışıyoruz. Türk kuralından dolayı hem takımlar hem futbolcular biraz nau nau yapıyor. Salsal'dan Kaan Ayhan'a gidiyoruz. Salsal diyor ki ben söğüşçü. Ben söğüşçü. Salsal haydi say 1 2 3. Türk takımlarını söğüş derim. Gel sarıl bana diyor. Galatasaray'a gidiyor. Sarılmaya çalışıyor. Öbürü gidiyor sarılmaya. O yüzden de Fatih Aksu ismine dikkat çekilmiş. 25 yaşındaki oyuncu ayaklarına hakimmiş. Güçlü bir çevre kontrolü, stoper mevkisi dışında sağ bek ve ön libero'da da görev yapabiliyor. Fenerbahçe 1,8 milyon euroluk teklifte bulunacak. Peki Serdar Dursun'u versek? Olmaz mı? Ya niye olmasın? Serdar Dursun'u verelim karşılığında. Bence Serdar Dursun olur. Subliminal duyu mu verdin hocam? Bilmiyorum, ben öyle söyledim ama bilmiyorum, bakalım. Ha arkadaşlar, bakın, Mustafa Hoca'yı kenara atın. Ben Mustafa Hoca'yı kenara atın. Çok mühim değil Mustafa Hocam. Kendi zekanızı kullanın. Kendi zekanızı harekete geçirin. Kendi zekanızı harekete geçirin. Fenerbahçe üçlü savunmayla mı daha iyi? Dörtlü savunmayla mı daha iyi? Hocam üçlü savunmayla şimdi daha iyisinde Allah var.
Kimsenin de hakkına girmeyelim ama üçlü savunmaya daha iyiyiz. Tamam, o zaman bize stoper lazım. Türk kuralı, yabancı kuralı. 14 yabancım var. 2 tane de zaten fazladan var. Hocam o zaman bize Türk stoper lazım. Kaan Ayhan'a 5 çekiyorlar. Samet Akaydın'a 3 çekiyorlar. Ne yapacaksın? Ya eldekileri çıkaracaksın ya böyle olacak. Bakalım nasip. Son haberimiz, Fenerbahçe İsmail Yüksek için serveti reddetti. Bu arada arkadaşlar, abone oluyorsunuz görüyorum. Videolara beğeni atıyorsunuz görüyorum. Dakikayı, süreyi yani hoşunuza gider seviyeye çektik sanki. Yani sanki hoşunuza gidiyor bu dakika ve süre seçimi. O yüzden de ben de olabildiğince, yani tişörtümü göstermeye çalışıyorum. Yok, olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Avrupa devleri Jesus'un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimler arasına giren İsmail Yüksek'i takibe aldı. Transfer piyasasında Arda Güler'in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken en büyük somut adım İsmail için geldi. Inter scoutları izliyor diyor. Evet, bildiğiniz Inter scoutları izliyormuş İsmail Yüksek'i. Ve teknik direktör Inzaghi'nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. 10 milyon euro. Inter'in ilk etapta 10 milyon euro vereceği iddia edildi diyor. Beklenti daha yüksek. 2025'e kadar sözleşmesi var. Beklenti daha yüksek diyor. Inter'in transfer ihtiyacı var. Juventus'un 9 yıl süren şampiyonluk ambargosunu 2020-2021 sezonunda kıran Inter, geçtiğimiz sezon ise şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptırdı. Bu sezon geride kalan 15 haftada lider Napoli'nin 11 puan gerisinde 5. sırada Inter ve devre arasında çok sayıda transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Beni hiçbiriniz yanlış anlamayın. Bana da kızmayın, bana da gücenmeyin. 10 milyon euro çok iyi para. İsmail Yüksek için çok iyi para. Hocam olur mu, en kötü 25'i var, 30'u var falan filan. Hayal dünyasından uyanmanız ve gerçek dünyaya dönmeniz dileğiyle. 10 milyon euro çok iyi para. Ben söyleyeyim abi. Bana ne derseniz deyin, 10 milyon euro çok iyi para. Çok çok iyi para. Yani az bir masraftan almışsın, oynatmışsın, götürmüşsün, etmişsin. Yani geliştirmişsin. Bırakın 10 milyon euroya gitsin ya. Ya 3 tane böyle futbolcu al ya. 3 tane böyle futbolcu al sat. 3 tane. Yani bizim taraftarın şöyle bir özelliği var. Hayal dünyasında çok yaşayan taraftarımız var. Ama 10 milyon euro çok iyi para. Fakat böyle bir teklif yok. Böyle bir resmi teklif yok arkadaşlar. İlgi mektubu da yok İsmail'le ilgili. Ama illaki takibi alınıyordur. İllaki takip ediliyordur diye düşünüyorum. Fakat sonu ne olur? Sonucunda ne olur? Bilmiyorum. Yani sonunda ne olur, sonucunda ne olur bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki İsmail Yüksek'i takip ediyorlar. Hakkımızda hayırlısı. Önce şampiyonluk gelsin de sonra kim gidiyorsa gitsin. Bak, yazın 20 futbolcu gitsin. Tanesi 10 milyon euro, ortalamadan 200 milyon euro para kazanalım. Hiç umurumda olmaz. Çünkü yerleri dolar. Yerleri dolar. 20 futbolcu. Yani tanesi ortalama 5'ten gidersin, 20 tane gene futbolcu alırsın, 100 milyon euro. Yani 100 milyon euro kâra geçersin. O ayrı mesele. Ben orasında değilim. Ben şurasındayım. Takım ne kadar güzel oynuyorsa, futbolcular ne kadar güzel kendini geliştiriyorsa, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Yani her futbolcuya talip çıkıyor, ediyor. Umarım bunu birileri görür. Türk futbolunu geliştirmek isteyen birileri, bak ben Fenerbahçe'nin önünü açsınlar, işte maçta kollasınlar, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar demiyorum. Benim istediğim isteğim sadece şu. Sadece şu. Fenerbahçe maçını adil yönetsinler. Luan Perez şey Cao Pedro sakatlanıyor. Kart bile vermiyor. Hocam hazırlık maçında kart versene, vermesene. Niyet. Niyet önemli. Anlatabiliyor muyum? Umarım Türk hakemleri de, Türk futbolda, yani Türk hakemleri de, Türk federasyon yöneticileri de Türk futbolunun geleceğini düşündüler ve adil yönetim anlayışına yöneldiler. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.